Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün köy işlerini yapacağız arkadaşlar. Birkaç iş birikti. Kış olduğu için fazla bir iş yapamıyoruz dışarılarda. Şimdi hava biraz açtı. Şöyle gördüğünüz gibi güllük güneşlik. Şurada gördüğünüz gibi sılaj yapmıştık yazın. O sılajı açacağız şimdi. Hatta açtık daha önce de. Şimdi biraz tıraşladık onu. Hem ona bakacağız. Ayrıyeten şöyle gördüğünüz gibi gübreliğimiz doldu. Gübreliği de boşaltacağız bahçeye. Hayvanlarımıza regros otunu biçeceğiz tekrardan. Ama bu sefer tamburla değil de elle biçeceğiz. Az bir yer kaldı zaten. Orayı da biçip doğum yapan ineklere, yani sağılan ineklere vereceğiz. Bir de buzağlara vereceğiz. Ayrıca buzağlarımızı da çıkaracağız şimdi dışarı. Onlar da birazcık stres atsınlar. Doğduğundan beri ahırda bağlı duruyorlar bayağıdır. Şimdi anneleriyle atamıyoruz çünkü annelerini emiyorlar devamlı. Şöyle. Bu yeni doğdu arkadaşlar. Bu da hemen hemen bir 10-15 günlük falan. Bu da 1,5 aylık. Sırada bu var arkadaşlar. Şimdi bu doğuracak. Şimdi ortalarını temizliyoruz. Bunlar da şeylerle, sılajlarla falan karışık. Fazla verdiğimiz için hep böyle kalıyor. Bir de bazı yerlerde şey yapıyor, böyle yenmeyecek otlar oluyor. O yüzden kalıyor o şeyler. Birkaç gün olduktan sonra komple temizleyip sıfırdan tekrardan veriyoruz otları, yemeğini. Şimdi hayvanları atıp buraları temizleyeceğiz. Yani burada bayağı bir işimiz var. Şey, gidelim bahçeye de. Ha, bu şu normal tırpan motor arkadaşlar. Onun ağzına bıçak taktığımızda otları keseceğiz. Şimdi o tarafa gidip kepçeyle günübirlik alacağız. Zaten fazla şeyimiz yok. Ot kalmadı orada, zaten göreceğiz. Üre gübrelerini aldık. Komple bahçeyi komple biçtiğimizde gübrelerini de atacağız. Şimdi bahçeye doğru geçeceğiz. Traktör de bayağı yıprandı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kedilere süt veriyorduk burada. Onlar da sağ olsun hepsini parçaladılar. Burada hep kediler yata yata koltuğu pisletmişler. Şimdi kepçemiz bu arkadaşlar. Zaten 1,5 metrelik bir kepçe. Bayağı derin bir kepçe. O yüzden normalde traktör gerekiyordu buraya. Gübreliği boşaltmak için. Ama bu sefer kuru gübre gerekiyormuş. Bahçemize analiz yaptırdık. Analizde de kuru gübre gerekiyormuş. Yanmış gübre. O yüzden bahçeye dökeceğiz. Fındıktan önce. Fındık bahçelerine dökeceğiz gibi. Nisan ayında, Mart Nisan gibi gübreleri dağıtacağız. Yani o zamana kadar yanabildiği kadar yanacak. En azından asidini atacağız. Bizim gübrelerde idrar olmadığı için, yani bir nevi de yağmur suyuyla yıkandığı için bir kısmı yanıyor. Ama tabii de tamamen yanması için de biraz zaman gerekiyor. Normal gübrelerde 6 ay ile 1 sene arasında anca yanıyor. Devamlı karıştırırsanız daha kısa sürede yanıyor ama şimdi bizim tabii öyle bir karıştırma aparatımız olmadığı için mecbur şey yapacağız. Dökeceğiz, döktüğümüz yerde bırakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi malzememizi bir koyalım. Ne o? Evet arkadaşlar, bahçemize geldik. Şimdi regrasın durumuna bakacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bahçe çamur içinde kalıyor. Yağmur yağdı. Burada toprak da yumuşak olduğu için tarlayı bozabilir. Yani şöyle bakın, tarla zaten tekrardan uzamaya başladı arkadaşlar. Kademe kademe kestik. Gübre attığımızda daha çabuk uzayacaktır bunlar. Zaten şuradan belli oluyor. Biraz böyle tümsekli tümsekli izler belli oluyor. Şey, yumuşak olduğu için toprak.
hep böyle yere bastı. O yüzden biz de devamlı iz olmayan yerlerden geçip tarlayı düzlemeye çalışıyoruz. Yani o çiğnenen otta sıkıntı olmuyor. Tekrardan kalkıyor. Gübreyi de attık mı düzelecektir o. Şurada şu kadar bir alan kaldı arkadaşlar. Yine burası da diz boyuna geliyor. Evet arkadaşlar, otumuzu aldık. Şöyle zaten boyunu görüyorsunuz o otun. Yine insan beline kadar geliyor. Şimdi belli olmuyor ama büyüyüp yattığı için boyu tam net belli olmuyor. Şuradan bakalım boyuna tam. Şöyle görüyorsunuz boyunu. Şöyle. Zaten bol lifli olduğu için hayvanlar için 10 numara. Bu tarafa gel, bu tarafa. Şimdi bızağlarımızı atacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir kepçe ot aldık fazlasıyla. Bayağı bir aldı. Yarın sabaha kadar yetse bize yeter. Sonra tekrardan alacağız taze taze. Bıraktım, yemiş hemen. Şimdi bızağları atacağız. Bızağlar bayağıdır bahçeye girmediler. Bu zincir de upuzun. Kız sen nereye geliyorsun? Gel buraya gel. Bu tarafa gel. Gel. Şey içeri aldı, zincirini çöz. Tasmasından tut. Şunu da çöz. Dur kız. Tut. Lan.
Sen olmaz. Sen bahçeye git. Gitti anasının yanına. Nereye gitti o? Diğer buzağı firar etti arkadaşlar. Ya burada. Arkasına geç, daha hırda alırız onu. Gel, gel. Gel, gel, gel. Yakaladık arkadaşlar. Bizim diğer inekler de bağırıyor bunları çıkardık diye. Tavukların yerine girmişler. Şeyimizde sıkıntımız yok sılajda. Hayvan çok olsa aslında daha güzel şey yaparız da. Şimdi hayvan da fazla olmayınca yağını tam işlevsel kullanamıyoruz. Ne oldu? Buydu. Bu ilk defa çıkıyor arkadaşlar dışarı. Bunu bir iki kez çıkardık da. Ama biraz yaramazlık yapıyor bu. Size ot getirdik, ot. Biraz daha saman atabilirsin.
Basmasın üstüne ya. Basmasın. Yemezler sonra. Gel kız. Ya sen niye gelmiyorsun ya? Hadi yürü. El arabamız kırıldı. Kürşat yukarıdan al yukarıdan. Önce yukarıya al. Dur. Gidiyor. Kepçe geniş olduğu için daha fazla alıyor. Yani de işimizi daha kısa sürede halletmemizi sağlıyor. Aynı şu şekilde
balya koyacağız arkadaşlar, fın şey ektiğimiz zaman bahçeyi. Şöyle gördüğünüz gibi yabani otlar çıkmayacak o zaman. Diğer türlü yabani ot çok çıkıyor. Çok sıkıntılı oluyor. Devamlı kazmak gerekiyor. Kafası ne kovayı? Ha. Tamam. Traktör de yeni yıkamıştık. Yine gübrelendi. İşlem de böyle olacak arkadaşlar. Bu videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.